Ne Türk halk müziği ne de pop müziği. Onun yıllardır en ön safhada taşıdığı bayrak Anadolu pop müziği. Farklı ve özgün olmanın risklerini göze almakla kalmamış, piyasaya dönük eser vermeyip medyatik olmayı da reddetmiş. Ama halk sevmeye görsün. Besteleri dillerde, sesi kulaklarda hala capcanlı. Anılarımızı ayağa kaldırıp korlanmış sevdaları alevlendiren ve bir dönemin cesaret ve haysiyetle kuşanmış genç yüreklerini kıpırdatan parçalar onun kaleminden çıkmış, onun sesiyle yankılanmış. İnce ince bir kar yağar, garip, aldırma gönül, hava nasıl oralarda, gidenlerin ardından bunlardan sadece birkaçı. Hepsi sanki daha dün gibi yakın ve hepsi bugün için bile hala anlamlı. Bugünkü konuğum sevgili Edip Akbayram. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi diyorsunuz ki bizim çeşmemiz bol suyla akmaz ama çölde giderken de dudağımızı hiçbir zaman kuru bırakmaz. Bu suyun kaynağı nereden geliyor? Yani bu suyun kaynağı öncelikle yaşadığınız coğrafyadan geliyor, yaşadığınız topraklardan geliyor. Çünkü bazı çeşmeler vardır, gerçekten birden açarsanız çok bol bir şekilde su dökülür ama ondan sonra bir damla su bile gelmez. Bizim çeşmemiz çok az akar ama devamlı akar. Onun için çölde giden bir insanı hiçbir zaman susuz bırakıp yaşamına son verdirmez. Ben müziğimi buna benzetiyorum, beni dinleyen insanları buna benzetiyorum. Çünkü sanata maddesel olarak baktığınız zaman kaybolmaya mahkumsunuzdur. Ama yaşadığınız coğrafyada insanlara nitelikli ürünler verirseniz her zaman ayakta kalmayı da becerirsiniz diye düşünüyorum. Sürekli üretebilmek ve kalıcılığı yakalayabilmek, evet. Sizin 30 yıla yakın bir müzik yaşamınız var. Şimdi Edip Akbayram denilince çok inanılmaz bir sevgi ve inanılmaz bir hayranlık var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu sizin dinleyici kitlenizin profili nasıl insanlar ki senelerdir sizi dinlemeden edemiyorlar? Şimdi öncelikle ben bunu şeye bağlıyorum. Sevgi karşılıklıdır. Ben bütün canlıları çok seviyorum. Tabii ki çoğunluğu insanlar teşkil ediyor. Hayvanları seviyorum. Canlı bütün yaratıkları seviyorum. Ama coğrafyamızda insanlarla yaşıyoruz. İnsanları çok seviyorum. Ben kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Ancak kötü yönlendirilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 30 yıllık müzik yaşantımda ben insanları sevdiğim için sanıyorum aramızda çok güzel, çok sıcak bir elektriklenme var. O sıcaklık zaten bizleri ayakta tutuyor ve yıllardır onlara elimizden geldiğince nitelikli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Şimdi merak ediyor musunuz? Yani sizin dinleyici profilinizi oluşturan insanlar kimler? Mesela gençler mi, Anadolu mu, yoksa orta yaş ya da orta yaşın üstü mü? Hiç düşündünüz mü? Tabii ki. Onu ben müteahhit defalar düşündüm. Hatta öz eleştiri de yaptım kendi kendime. Bir defa ben ürettiğim parçaları belli bir kesime, belli bir kuşağa aktarmıyorum. Ben bir defa 70 milyonluk Türkiye'de eğer alabiliyorlarsa 7'den 70'e herkese sunmaya çalışıyorum. Hiçbir sınıf farkı gözetmeksizin. Ama gördüğüm kadarıyla konserlerde edindiğim insan manzaralarıyla sanıyorum 7'den 70'e kadar herkese ulaşmaya çalışıyorum. 7 yaşında bir çocuk da beni dinliyor. Çok mutlu oluyorum. 70 yaşında yaşlı bir dede ve nine dinliyor, yolda sarılıp boynumu öpebiliyorsa bu da benim için büyük bir onur. Bu enteresan bir nokta çünkü siz girişte de belirttiğim gibi medyatik olmayı hep reddettiniz. Hayır. Yıllar boyunca. Pek görünmediniz ortalarda ama müziğiniz hep vardı. Sonra bir gün karar verip konser verdiğinizde binlerce insan sizi dinlemeye geldi ve hala da öyle. Demek ki medyatiklikle çok dinlenilmek arasında her zaman doğru bir orantı söz konusu değil. Değil tabii. Şimdi bakın en önemli kavramlardan bir tanesi. Bir defa sanatı yaşadığınız toplumla paylaşıyorsunuz. Çünkü sanat demek ürettiğinizi insanlarla paylaşmak demektir. Güzellikle, namuslulukla, doğrulukla. Şimdi güzel şarkı söyleyebilirsiniz, güzel beste yapabilirsiniz, güzel bir gitar ve saz çalabilirsiniz. Bu sanatçılığı tamamlayacak misyonlardır ama
toplumdan hiçbir zaman birey olarak, önce birey olarak sonra sanatçı olarak kendinizi izole etmeyeceksiniz. İzole ettiğiniz an sanatçılarınız çok geri planda kalır. Ben sabahleyin evimden çıktığım zaman insanlarla güler yüzlü bir şekilde merhabalaşmak, bakkalımla bir çay içmek, kasabımla günlük konuları tartışmak, bu sanatçıların üstüne binen bence sıcak bir ambiyanstır. Çünkü ben sahnede sanatçıyım. Ben şarkılarımı sahneye çıktığım zaman Edip Akbayram olarak hissediyorum. Ama onun dışında günlük yaşantımda sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani veriler toplumun içinde mevcut diyorsunuz, evet. Halkın içinde. Şimdi söylediğiniz bir başka şey de sizin tarzınız, sanatçı toplum için eser vermeli. Her zaman da bu mesajı veriyorsunuz. Şimdi topluma mesaj vermek ya da bestelerinizle, şarkılarınızla toplumu şekillendirmek, yönlendirmek belli bir misyon. Bu misyonu yüklenmiş olmak belli bir politik görüşü de beraberinde getiriyor mu? Şimdi önce politik görüşe gelmeye kalkarsak, bence her insanın beyninde bir politik görüş vardır. Her insanın beyninde bir görüş vardır. Bunlar farklıdır ama herkesin bu görüşlere saygı duyması söz konusudur. Bence en tehlikeli insan kafasında hiçbir kültürü ve görüşü olmayan insandır. Ama karşınızdaki insanın düşünce ve kültürünü, politikasını bildiğiniz zaman yaşamınızda ona göre belli bir takım önlemler alırsınız. Ama hiç kafasında fikir olmayan bir insanın tehlikesinin nereden geleceğini bilemezsiniz. Onun için herkesin beyninde bir politik görüş vardır. Benim politik görüşüm zaten 30 yıldır kamuoyu tarafından bilinmektedir. Ama ben sanatın içerisinde tabii ki politikanın olmasını düşünüyorum. Vardır. Bugün bir taksi şoförüne akşamüstü Boğaz Köprüsü'nden karşıya geçer misiniz dediği zaman, eğer köprü kalabalıksa affedersiniz başka randevum var, işim var deyip o anda bir politika yaptığını fark edersiniz. Günlük yaşantınızda bu politikayla zaten her meslekte karşılaşıyorsunuz. Onun için sanatta da kavramların her bölümünde politika vardır. Evet. Ama siyasi politikada tabii burada benim gelmek istediğim yer örneğin bir keresinde şöyle demişsiniz. Biz zamanında evden çıktığımızda önce arabamızın altına bakardık bomba var mı diye. Evet. Antakya'nın Reyhanlısı'na konsere gideriz mesela. Orası tam ürkücü yatağı. Evet. Biz başladık mı Mahzuni'den, Nazım'dan söylemeye silahlar başlardı konuşmaya. Evet. Bugün artık silah bomba tehlikesi yaşamıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla. Şimdi, eğer böyle bir şeyle devam ediyorsa nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben 49 yaşındayım. Ülkemde en acımasız, politikanın en acımasız dönemlerinde sanatımı icra etmeye çalıştım. Omuzumda demokrat, ilerici, yurtsever bir kimliği taşıyorum ve bununla da her zaman onur duyuyorum. Ama Türkiye'nin 1980 öncesinde biz bu anlatmış olduğumuz olayları toplamaya kalkarsak 6-7 filmlik bir senaryo yapar. Her gününüz ayrı bir acı veya tatlı olay. Biz bunları yaşadık ama diliyoruz ki bundan sonra ülkemizde böyle şeyler olmasın. Aslında zaten sanatçı olarak ben hep sevgiden, barıştan ve uzlaşmaktan, hoşgörüden yana olan bir insanımdır. Hiçbir zaman müzik yaşantımda radikal olmadım. Her şeyin kurallarına göre hareket ettim. Ayaklarımı sağlam yere bastım. Hiç ucuz kahramanlık yapmamaya çalıştım. Ve geçmişimle de bugüne kadar kendi kendimi sorguladığım zaman hep onur duydum. Onursuzluk yapacak hiçbir şey yapmadım hayatımda. Peki bugün 1980 öncesi böyle şeyler yaşandı. Özellikle Edip Akbayram söz konusu oldu mu böyle olaylar hep hatıra gelir. Bugün yaşanmamasını neye bağlıyorsunuz? Yani insanlarda bir yumuşama mı söz konusu yoksa siyasete karşı bir soğukluk sonucu mu bu? Yok, bugün de yaşanıyor diyebiliriz. Bunun somut örneklerini görüyoruz. Yani 80 öncesi düşünen insanların katledilmesi, hapishanelerde hayatının en büyük, en güzel günlerini geçirmesi 80 öncesiydi. Bugün demokrasiyle idare edilen Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman ne acıdır ki maalesef hala düşün adamlarımız düşüncelerinden dolayı şu anda ismini isterseniz sayayım isterseniz saymayayım 8-9 tane yazarımız hala düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde yatmaktadır. Bence bu utanılacak bir tablodur. Şimdi sizin son albümünüzde de Dün ve Bugün isimli son albümünüzde de Suçlayamazlar ve Nazım Hikmet'in bir şiiri olan Bu Vatana Nasıl Kıydınız parçaları biraz sanki bugünün Türkiye'sine göndermelerle dolu.
Nasıl mesajlar bunlar? Bunlar doğru mesajlar. Şimdi mesela Nazım Hikmet bu şiirleri 50 sene, 70 sene önce yazmış. Ve bu şiirler geçmişte değerini koruduğu gibi bugün de Türkiye'ye ve dünyaya baktığınız zaman aynı geçerliliğini koruyor. Ama biz dilerdik ki bunlar korunmasın, geçmişte kalsın. Bugün dünya objektifine baktığınız zaman acımasız savaşlar yine devam ediyor. Çoluk çocuk her yerde katlediliyor. Bunun en somut örneğini işte çıktı çıkacak diye hepimiz üzüntüyle yaşadık. Körfez Savaşı'nın her an patlamak üzere olduğu evreler yani. Savaşlar, kapitalist ülkelerin birbirleriyle korkunç derecede ticaret alışverişleri. Ama çocukların rengi beyaz, siyah, sarı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Onlar çocuk. Analar ana. Her yerde ana. Biz kirli savaşlar olmasın mı, insanlar ölmesin tezini her zaman savunuyoruz. Şimdi bugünkü Türk pop müziği piyasasına baktığınız zaman ya da genel olarak Türkiye'deki müzik piyasasına baktığınız zaman politik mesajlar içeren parçalara pek de fazla rastlanmıyor. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. 80 ihtilali sonrası bizim ülkemizde maalesef bütün insanlar pasifize edilmeye çalışıldı, sindirilmeye çalışıldı. Kimse düşündüklerini söylemesin metoduna uyduruldu. Şimdi şarkıcı arkadaşlarımızın bir tanesine sorun, politikayı kenara bırakalım, hangi takımı tutuyorsunuz deyin. Yüreğinde, beyninde tuttuğu bir takım vardır. Örneğin Fenerbahçelidir. Ama Fenerbahçeli demeye korkar. Çünkü Galatasaray'la ve Beşiktaş'la acaba gazetimi almaz mı diye. Herkes halbuki, beni sevsin diye düşünüyorum. Yani bu çok yanlıştır. Siz düşüncenizi söyleyin. Açın, alan alsın, almayan almasın. Demokrasinin kuralları da budur. Yani siz siyahı seversiniz, ben beyazı severim. Kırmızıyı severler, sarıyı severler. Ama söyleyin, korkmayın, çekinmeyin. Biz söyleye söyleye güzeli yakalayacağız bu toplumu. Ama hep sus, hep sus, hep sus. Olmuyor. Yani satamama endişesiyle birlikte örneğin, onu biraz söyledim. Müzik soykırımı da yapılıyor. Yani yapılıyor tabii. Yani bugün Türkiye'de şu andaki pop müzik şablonuna baktığınız zaman artık tam bir kısır döngü yaşıyor. Eskiden 10 sene önce Türkiye'de Türk sanat müziğinin de ayrı bir yeri vardı. Halk müziğinin de bir ayrı yeri vardı. Cazın, rock'ın, blues'un ayrı yeri vardı. Ama şimdi model olarak moda Türk pop müziğidir sloganıyla arabesk okuyan da altyapıyla pop müzik yapmaya başladı. Türk sanat müziğisi okuyan insanlar popa yönelmeye başladı. Bırakın herkes kendi çizgisini devam ettirsin. Çünkü müzik farklılıktır, çeşittir. Ama bizde bir şey moda olduğu zaman hepimiz aynı şeye gidiyoruz. Örneğin 1970'li, 75'li yıllarda Türkiye'de mesela arabesk müzik çok geniş boyutlara çıktığı dönemlerde yani bana bile bir arabesk plak yapın dediler. O anın koşullarında ben bir arabesk plak yapsaydım iki tane daire fiyatıydı bu. Ama insanın kendini dinleyen insanlarını ve kendisine saygı duyması lazımdır diye düşünüyorum. Biz o teklife, şimdi, siz bunu sunmamış olun, biz de duymamış olun diye. O koşullardan başka koşullara geçiyorum. Hatta biraz daha geriye gitmek istiyorum ben. Gaziantep'te doğdunuz. Evet. Şöyle düşündüm. Şimdi sizin döneminizde, gençlik döneminizde işte Beatles, Çiçek Çocuklar, Rolling Stones'lar, Led Zeppelin'ler. Evet, sisteme başkaldırı ve siz de bunlardan da etkilenerek müziğinizi de o tarzda yönlendirdiniz. Ama şimdi Gaziantep'te farklı bir ortam var. Sizin düşünceleriniz farklı. Zor oldu mu o gençlik döneminde bu tür müziği devam ettirmeniz? Hayır. Bakın ben Pink Floyd, bizim dönemimizin ünlü grupları, Led Zeppelin, bu tür gruplardan kesinlikle ben şey olarak yani örnek almadım. Şimdi bir defa başa dönersek, ben Gaziantep'liyim, kırsal kesim insanıyım ve çocukluğumdan beri babam, annem hep türküler, türküleri çok severler. Dolayısıyla ben hep türküler içerisinde büyüdüm. Müziği hedeflediğim zaman da kendi kendimi irdeledim. Çünkü o dönemler Türkiye'de çok korkunç bir batı taklidi müzikler vardı. Yani diyelim ki Tom Jones Avrupa'da çok meşhur olmuş. Vardı, tabii Tom Jones çok Avrupa'da meşhur olmuş. Türkiye'de de Tom Jones'un bu meşhur parçasına Türkçe sözler yazılıyordu. Ve bu vitrinde ve gündemde kalıyordu. Fakat Avrupa'da Tom Jones modasını getirdiği zaman Türkiye'de bunu yorumlayan şarkıcının da yorumu maalesef bitiyordu. Ben o zamanlar örnek olarak söylemek gerekirse sevgili Fikret Kızılok,
Çünkü Aşık Veysel'lerle, Pir Sultanlar'la, Yunus Emre'lerle çok güzel şeyler yapmaya başlamıştı sevgili Fikret Kızılok. Ve Fikret Kızılok devamlı gündemde kalmayı başarmıştı. Belki çok büyük bir müzik yelpazesi taraftar olarak yoktu ama onu gerçekten sahiplenen, hiçbir zaman bırakmayan çok sıcak bir müzik şeyi vardı, dinleyicisi vardı. Sonra ben bunu kendim de oturup düşündüm. Ben bu coğrafyada yaşıyorsam benim engin bir halk kültürüm var. Şairlerim var, ozanlarım var ve yüzyıllardır türküler Pir Sultanlarla, Karacaoğlanlarla, Yunus Emre'lerle söylenmiş ve 100 yıl sonra da söylenecek. Ve benim farklı bir çizgim olması lazım. Eğer sanatçıysam, ürettiğimi toplumla paylaşıyorsam o toplumun sevaplarını ve günahlarını da yapıtlarımda işlemek lazımdır felsefesiyle müzeyime o zaman merhaba dedim. Ve merhaba dediğim zaman da ilk merhabam Anadolu'muzun bir daha yeri doldurulamayacak bir ozanı Aşık Mahsuni Şerif'le beraberdi. Evet. Bu benim için çok büyük keyifti. Ve zaten imzamı diyorum, biraz abartacağım. Müzikal kariyerimin ilk başlangıcını sevgili Aşık Mahsuni Şerif'in o güzel türküleriyle açtım. Şimdi yalnız burada üzücü bir nokta var. Neden? Çünkü mesela Anadolu motifleri diyorsunuz, işte Türk kültürü diyorsunuz. Bunlardan esinlenerek, bunları veri alarak besteler yapıyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz. Ama sonra bakıyorum mesela TRT döneminde yasaklar listesindesiniz. Evet. Bugün dönüp baktığınızda bu yasaklar size neler kaybettirdi, belki de bir şeyler de kazandırdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın, çok güzel bir laf vardır. Demirden korkan trene binmez. Her işin bir bedeli vardır. Ben müziğe ve görüşüme ilk adım atarken bunun bedelini de ödemeye hazır olarak girdim zaten. Şimdi yasaklama devresine geldiğiniz zaman bence o yasaklamaları kafalarında kendi kişisel kirli politikalarını oluşturan insanlardır diye düşünüyorum. Çünkü 25 sene öncesine gidin ve bugüne bakın, ben Edip Akbayır'ım. Saçlarımda yalnızca beyazlar çoğaldı. Ama burnum aynı, kulağım aynı. Değişen bir Edip Akbayram yok. Ve 30 sene önce şarkılarında bugün aynı keyfiyle, aynı coşkusuyla söyleyen bir Edip Akbayram. En önemlisi yürek aynı. Yürek aynı. Demek ki bu politikayı yapanlar farklı insanlar. Çünkü bende hiç değişen bir şey var. Ben eleştiriye açayım, söyleyebilirsiniz. 30 sene önceki aynı Edip Akbayram olduğuma inanıyorum ben. Bu çok önemli. Değişmeyen bir başka şey de sizin hep yaşattığınız, destek verdiğiniz 1974 yılında kurulan Dostlar Grubu. Edip Akbayram ve Dostlar Grubu hep beraber anılır. Neler, kimler geldi, kimler geçti ve bugün Dostlar Grubu'nun misyonu ne? Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Ben 1974'te Dostlar Grubu'nu kurdum. Şimdi 1998 yılındayız. Geçen 28 yıl içerisinde ben Dostlar Grubu'na ödediğim ücretle belki 6-7 tane han alırmışım. Ekonomik tarafı bu. Grup kurma çok keyifli bir şey. Çünkü grubu olmadığınız zaman eşlik orkestralarıyla çalışıyorsunuz. Her gün işte parti götürüyorsunuz. Ezgilerinizin partilerini defalarca prova yapıyorsunuz falan. Dolayısıyla 1974'te Dostlar'ı kurduktan sonra bugüne kadar Dostlar artık bir okul gibi oldu. Gelen çalışıyor. Mehmet gidiyor, Ali geliyor, Ahmet gidiyor, Veysel geliyor falan. Gençlere de büyük tabii bir ki, fırsat tanımış oluyor bu şekilde. Yani bir yerde okul oluyor, geliniyor, müzikal kariyer ediniliyor, öğreniliyor ve kendi kanatlarıyla müzisyen uçmaya başlıyor. Aşağı yukarı 25 yıllık Dostlar grubunda çok çeşitli müzisyenler geldiler. Birlikte olduk. Sanat adına güzel şeyler yaptık. Örneğin saymak lazım da birkaç tanesini sayabilirim. Sevgili MFÖ'den Özkan grubumuzda çaldı. Sevgili Moğollardan Murat Ses, Garip 45'liğini yaparken beraber uzun müddet böyle bir iki sene yazdık konserler ve grupçuluk adına güzel şeyler yaptık. Yani şu anda adlarını sayamıyorum ama çok güzel isimlerle çalıştık yani. Şimdi birlikte Dostlar Grubu da yaşamaya devam etti. Hepimiz insanız, hepimiz evet. Buradan göçeceğiz tabii zamanı ki. Geldiğinde. Sizden sonra da acaba Dostlar Grubu bir kurum olarak, bir klasik müessese olarak devam edecek mi? Böyle bir altyapı hazırlıyor musunuz? Hayır, hayır sanmıyorum. Yani herhalde ben müziği bıraktıktan sonra tek başına Dostlar Grubu'nun gideceğini zannetmiyorum. Ama burada şu çıkabilir, bunu herkes de soruyor. İşte müzik dünyasında herkes öğrenci yetiştiriyor. Siz neden yetiştirmiyorsunuz? Eğer böyle bir şey varsa siz müziği bıraktığınız zaman bu bayrağı kime teslim edeceksiniz?
Bu tabii ki üzücü bir olay. Kimse çıkmıyor çünkü benim tercihim müzikte çok zor bir tercih. Kimse zoru tercih etmiyor maalesef müziğe çünkü şu anda korkunç bir maddesel bakış açısı var. Ama bir Ali Park Bayram çizgisinde ve düşüncesinde çıkacak yürekli arkadaşlarımız olursa bir abi olarak desteklemek her zaman boynumuzun borcudur. Ki onlar herhalde Dostlar grubunu yaşatmaya devam edecektir. Şimdi son albümünüzde eski parçalarınızı yeniden seslendiriyorsunuz ama siz bu albüm için best of yani en iyiler ya da nostalji albümü demiyorum. Değil diyorsunuz. Evet. Fark ne? Fark şurada. Şimdi şu anda müzik dünyasında biliyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz, korkunç bir nostalji akımı var. Herkes geçmişli yıllarda tarzı, müzik çizgisi ne olursa olsun hit parçaları hep bir albümde topluyorlar. Ama X bir şarkıcınındır, ama Y adlı bir şarkıcınındır, ama hit parçalar hepsi bir albümde toplanıyor. Albüm tiracı olarak çok satıyor derken nostalji 2 çıkıyor, nostalji 3 çıkıyor. Şimdi bende ve bu çıkan kasetimdeki albümler benim 30 yıllık birikimimin ve Edip Akbayram'la özdeşmiş parçalar ve tamamen bana ait olan parçalar. Şimdi korkunç bir şey başladı müzikte, bir kaos başladı. Yani insanlar artık ben bu kaseti elimi çabuk tutup yapmasaydım, belki benden habersiz bana mal olmuş parçalarımı bazıları başka kasetlerde kullanacaklardı. Bu benim 30 yıllık hakkımsa bunu benim kullanmam lazımdı gerektiğine inanarak tamamen Edip Akbayram'dan özdeşleşen 15 parçalık evet. 1970-85'e kadar hit parçalarımı bugünün tekniğiyle çalarak, bugünün tekniğiyle ve kendi yorumuma canlı olarak okuyarak müzikseverlere sundum. Bu ilk ve sondur. İkincisi zaten yoktu. Ama çünkü diğer başka parçalarınız da var. Hala kulaklarda canlı yaşıyor. Benim için kamuoyu, beni dinleyenler, radyolardan geniş bir anket yaparak bu şarkıları gündeme getirdim. Ve bu 15 parçalık kaset ve CD arşivlerde bulundurulacak ama ikincisi bir daha olmayacak. Şimdi ticari bakmıyorum. Şarkılarınızda adalet, isteği, haksızlıklara başkaldırı, sosyal içerikli mesajlar var. İnsan hakları. İnsan hakları ama romantizm pek yok. Var. Ama çok fazla yok. Şimdi bakın yok dersek haksızlık etmiş oluruz. Çünkü sevda nitelikli aşk yaşamın vazgeçilmez şeyidir. Yani hele bizim yüreğimizde o sevdalar, o aşklar olmasa yani insanlar üretemezler. Bunu hiçbir zaman yadsıyamayız yani. Ama bu belki bir elin parmakları kadardır. Ama sevgiyi ben bir hasretimle, yandı gönlümle gayet güzel bir şekilde ve kendim içimde hissederek okuyorum. Çünkü sevgiyi, aşkı hiçbir zaman yaşamdan kopartamayız yani. Ama sizin herhalde biraz da şöyle bir endişeniz var. İnsanların bazı duygularını sömürmemek bir şarkıcı olarak bunu da zaman zaman dile getiriyorsunuz. Ben zaten sömürü düzenine karşıyım. Bu aşk da olabilir, kavga da olabilir. Yani sevdiği insandan ayrılmış ya da terk edilmiş bir kişi hüzünlü bir parçayı iyi de olsa kötü de olsa alıp dinleyecektir. Orada o parçanın tabii. Kalitesi çok ikinci bir değere sahip. Tabii yani şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman insanların alım gücü çok yüksek olduğu bir ülkede yaşadığı 24 saati ekonomisi yerinde olan insanların maalesef biraz düşünmesi lazım. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben şuna benzetiyorum. Ben günde 2 kilo kıyma yiyorsam komşumdaki 150 gram yesin, bana imrenmesin. Ben bu felsefeye inanıyorum. Ve öyle de şarkılar yapıyorsunuz. Evet. Son olarak evinizde ne dinlersiniz? Kimleri dinlersiniz? Kimleri beğenirsiniz? Kimlerden esinlenirsiniz? Ben yıllardır volüm olarak biraz gürültülü müzik yaptığım için genelde evimde olduğum zaman klasik müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Kızım da zaten klasik müzikle uğraşıyor. Devlet Konservatuvarı'nda piyano çalıyor. Daha çok enstrümantal müzik dinliyorum beynimi dinlendirmek için. Ruhi su dinlemek beni çok rahatlatıyor. Bana bir defa çok efor ve güç veriyor. Sazının telin sesi, mısraları beni çok güzel dinlendiriyor. Bugünün kuşağında tabii ki gene güzel dinlediğim sesler var. Mesela örneğin bir Kubat'ı çok seviyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Bir Suavi sesine hayran olduğum, kişiliğine hayran olduğum bir insan. Efendim Grup Gündoğarken çok sevdiğim insanlar, güzel müzik yapan insanları dinliyorum. Konser olacak mı? Çok yoğun bir trafiğimiz var. Önümüzde aşağı yukarı 40-50 konserlik bir yaz
Çok bekliyoruz evet. Dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederim etki programa katıldığınız için.